mesela ayrı ayrı malzemeler, farklı malzemeler diye konuşuyoruz ya. Tabii ki bu malzemeleri kullanırken şeyi merak ediyorum. Özellikle mi seçiyorsunuz? Mesela özellikle plexiglas mı? Özellikle saten mi? Yani bunları bir anlam yüklüyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Bunların simgesel bir anlamı var mı? Simgesel anlamı yok. Yani benim için en azından öyle bir karşılığı yok bunların. Nasıl tarif edelim? Yani zor bir şey bu aslında. Ya da gerçekten aradığınız bir etki mi? Yani daha etkili bir şey yaratmak için mi böyle öngörüp tasarlıyorsunuz işlerinizi? Bu bir çeşit, nasıl diyebilirim? En yalın haliyle stratejik bir oyun aslında. Yani sanatın kendisi çok komplike bir şey. Yani sanatçı olarak işte diğer sanatçılarla sistemle mücadele ediyorsunuz. Yani orada bir alan açmaya çalışıyorsunuz. Alan açmak için kendinize bir strateji belirlemeniz ve buradan gitmeniz gerekiyor. Evet. Bu bazen işte çok detaylı yaparak, ne kadar yetenekli olduğunuzu göstererek olabilir. Çok hırçın birisi olabilirsiniz ve çok hırçın resimler yaparak gösterebilirsiniz. Yani bir stratejik oyun olması bakımından güçlü olduğunuz alandan ilerliyor. Hatta ben şöyle öğrencilerime de şey tanımlıyordum. Kollarınız güçlüyse boksör, ayaklarınız güçlüyse atlet olursunuz yani. Doğru. Ama ayaklarınız güçlü olup da boksör olmaya kalkarsanız dayak yersiniz. Dolayısıyla kendi yapınızı, bünyenizi şey yapmanız gerekiyor. Anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle sembolik bir anlam aramadan güçlü olmanın koşulları ne? Bu alanda güçlü bir iş üretmenin koşulları ne? Onu sınıyorsunuz ve güçlü olduğunuzu düşündüğünüz alanda yol alıyorsunuz. Yani bez mesela, o ana kadar düşündüm. Ben bezi karşıma aldığımda, bez çalışmaları ilk yaptığımda örnek var mı? Yok. Bundan neler üretilebilir? Bir anda böyle geliyor size yani. Bir anda ilham dediğimiz şey gibi. Yani böyle akıyor o. Yani buradan neler üretebileceğinizi fark ediyorsunuz. Yani bunun sembolik karşılığı var mı? Yok. Sadece bu stratejik olarak oyunu doğru oynamakla ilgili bir şeydi.